Tetiği çeken cinayet sanığı yakalanmış olmakla birlikte onun arkasındaki güçler, oynanan oyunlar henüz tümüyle açığa kavuşturulmamıştır. Bunun acısını ve utancını hala hepimiz yüreklerimizde yaşıyoruz. Cinayetin ardından izlenen süreçte adaletin tesisinde yaşanan sonuçlar toplumun vicdanında derin yaralar bırakmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Hrant Dink'in ölüm emrinin kimler veya kimin emri tarafından verildiğini açığa çıkartılmasının çok çok daha uzağındayız. Hrant Dink cinayeti davasında soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmemesi, bu cinayetlere olan derin ilişkilerin açığa çıkartılmaması, Dink'in katledilmesindeki ihmal ve kasıtlı uygulamaları olan ve haklarında soruşturma açılan kamu görevlilerin görevlerine halen devam etmesi, adaletsizliği derinleştirmeye devam etmektedir. Onca yıldan sonra Hrant Dink cinayetinin planlı bir suikast olduğu açığa çıkmasına rağmen cinayet sonucu yürütülen soruşturmalar etkin bir şekilde yürümemiş, yürütülmemiştir. Yıllar sonra 2015 yılında Dink'i ölüme götüren süreçte ülkenin en önemli pozisyonlarında bulunan polisler, polis şefleri cinayeti neden önlemedikleri konusuyla ilgili soruyla ilk kez karşı karşıya kaldılar. 26 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Fakat bununla birlikte kamu görevlileri mahkeme önüne çıkartılmadan iddianameyi hazırlayan ve hala soruşturma yürüten savcı daha bir hafta önce 11 Ocak 2016 tarihinde Dink soruşturmasından alındı. Savcının görevden alınması akıllara şu soruyu getirmektedir. Sevgili Rakel Dink'in de söylediği gibi bebeklerden katil yaratan karanlığa gerçekten ne kadar sorgulamak istiyor? Bebeklerden katil yaratan karanlığı gerçekten ne kadar sorgulamak istiyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Tetiği çekenlerin, onları azmettirenlerin o arkadaki çetenin bulunabilmesi için çok yoğun bir gayret sarf edildi. Şimdi bakın, Fethullah Gülen terör örgütü bu katliamın arkasındadır. Fethullah Gülen terör örgütünü kollayarak, Fethullah Gülen terör örgütüyle kol kola girerek, onlarla birlikte yol yürüyerek Hrant Dink cinayetinin aydınlatılabilmesi mümkün değildir. Birbirimizin samimiyetini ölçecek maalesef bir samimiyet testi aracı henüz icat edilmiş değil. Ama somut vakalar, somut adımlar, hadiseler karşısında takınacağımız tavır ve tutumlar samimiyetimizin ölçütü olabilir. Tahir Elçi'yi katledenler, Hrant Dink'i katledenler, savaş buldanları katledenler, bütün faili meçhul cinayetleri gerçekleştirenler, bu toplumda ergenekler ve çıyanlardır değil mi? Ahmet Arif'in dediği gibi, bunlar ergenekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları. Meclis bunları korumamalıdır. Her bir kardeşimiz oy kullanırken lütfen yine bir faili meçhul cinayet mağduru, kurbanı olan Sayın Başkan'ın, Sayın Pervin Buldan'ın gözlerine bakarak oy kullansın. İşte bugün bu vesileyle bir samimiyet testinden geçiyoruz. Gerçekten yüzleşmek istiyor muyuz? Gerçekten o ergenekleri, çıyanları, bu ülkenin ortak geleceğine darbe vuranları yargı önüne çıkarmak istiyor muyuz? Buyurun oy verelim. Buyurun bu araştırma önergesi kabul edilsin, parlamento buna el koysun ve 6 aydır parlamentonun işlevsizliği bu vesileyle hayırlı bir sonuçla da ortadan kalkmış olsun. Bu Fethullah terör örgütünden söz ediyorsunuz ama herkes biliyor ki, sizler de biliyorsunuz, bu terör örgütü varsa bence doğrudan siz de yargılanırsınız. Onlarla siz işbirliği yaptınız, kader birliği yaptınız ve Fethullah Hoca'nın elini öpmek için de sıraya girdiniz değerli arkadaşlar. Amerika'ya kaç tane bakanınız gidip el öptüğünü biliyorsunuz. Günaydın diyorum buradaki bazı sayın konuşmacıları. Devlet içindeki çeteleşmeleri araştırmaya emniyet teşkilatı bünyesinde AKP odaklı cemaat ilişkileri ağını ortaya çıkarmakla başlamalıdır diyorum ve bunu vicdanlara, mantığa, muhakemeye ve insafa da davet ederek bir hatırlatma yapmak istedim. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Biz 1950'ye kadar olan dönem için demokrasi dedik de dediğimizi mi unuttuk? Biz Türkiye'de 1950'ye kadar olan dönemle ilgili bu dönem demokrasinin en parlak dönemi mi dedik? Cumhuriyet Halk Partisi 1946'da ama esas itibariyle 50'de bir imparatorluğun külleri üzerinden hep birlikte kurduğumuz cumhuriyetimizin, altını çizerek söylüyorum, hep birlikte kurduğumuz cumhuriyeti demokrasiyle tanıştırmış bir partidir. Gönlümüz arzu ederdi ki siz 13 yıllık iktidarınızda o cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıraydınız. Demokrasinin
bir tepki ve protesto rejimi olduğunu bile içine sindiremeyen bir siyasi partinin kıymetli milletvekillerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı demokrasi dersi olamaz. Bunun altını çizmek istiyorum. Öte yandan İsmet İnönü ile ilgili hakkında hiçbir şahip olmadı. İsmet İnönü dediğiniz adam Sümerbank, Nazilli Sümerbank basma fabrikasında 25 kuruşluk bir yolsuzluk tespit edildi diye Başbakan İsmet İnönü çıktı, Cumhurbaşkanı Atatürk'e istifa mektubunu sundu. Ama siz 17 ve 25 Aralık gibi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunu, en büyük rüşvet ve nüfus suistimalini o parmaklarınızla akladınız ya. Bunun vebali, bunun günahı size yeter. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.